Altın Artlar programından tekrar merhaba. Geçen dersimizde bir e, talebenin geçireceği safhaları, evreleri sizlere aktarmıştık. Yine talebenin kısaca bilmesi gereken bazı e, bilgileri de buradan aktaralım. Bunun birisi yazının tarihçesi, diğer dersimizde ise yazının çeşitlerini sizlerle paylaşacağız. Tabi yazının tarihçesi derken yazının kaynağı nedir? ...insanlığın atası olan Hazreti Adem aleyhisselam okuma yazma biliyor muydu? Bununla alakalı tabii ki bizim size aktaracaklarımız var. Çünkü hepimiz ilkokulda, ortaokulda neyi öğrendik? Allah korusun Darwin teorisiyle işte insanların maymundan geldiğini... ...mağaralara geçtiğini, mağaralarda ses çıkartmaya başladıklarını... ...daha sonradan duvarlara bir şeyler çizdiklerini, çizdikten sonra bunların yazıya dönüştüğünü... Bu masallar bize uzun süre anlatıldı. Biz bunlara masal diyoruz, uydurulmuş masallar diyoruz. Diğer insanları provoke etmek için veya aşağılamak için uydurulmuş masallar diyoruz. Neden? Çünkü Hz. Adem Aleyhisselam yaratıldığında Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Bakara Suresi 30 ve 31'e bakarsanız ve onların tefsirinden de göreceksiniz ki Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı yarattığında Adem ile melekleri imtihana yani meleklere diyor ki melekler karşı çıkınca Ya Rabbi niye e, tekrar bir nesil yarattın, halife yarattın? Bunlar kan dökecek, fesada verecek yeryüzünü deyince Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyor. Ve daha sonra Hazreti Adem'e eşyan isimlerini meleklere sormasını ve onlardan cevap beklemesini istiyor. Adem Aleyhisselam da eşyan isimlerini onlara sorunca onlar tabi bazı şeyleri bilemiyorlar ve diyorlar ki Ya Rabbi sen Subhansın. Bizim bildiğimizden başka bir şey yoktur. Her şeyi sen öğrettin. Bundan sonraki ayet-i de Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a وَعَلَّمَ آدَمَا الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا diye geçer. 31. ayet-i kerime. Yani Hz. Adem'e biz her şeyi öğrettik. Onun yaşaması için, onun dünya ve ahiretini kurtarması veya dünya ve ahireti rahat etmesi için her türlü bilgiyi Adem'e yükledik. Peki bundan sonra başka bir konu daha var. Biz biliyoruz ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu peygamberlere sayfeler gönderdi. Bu sayfelerden 10 sayfesini de Hz. Adem Aleyhisselam'a gönderdi. Okuma yazma bilmeyen bir kişiye Allah Celle Celaluhu niye sayfa göndersin? Niye 10 sayfa göndersin? Bu sayfeler Hz. Adem'e gönderildiğine dair yine Ala suresinde daha sonraki sayfelerle de alakalı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. İnne hâdâ lefîs suhufil ula. Suhufu İbrahim'e ve Musa şüphesiz bu anlatılanlar elbet daha önce peygamberlerimize indirdiğimiz ilk sahifelerde İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde de vardır. Ala suresi 87. sure 18 ve 19. ayetlere baktığınızda bunların da ne anlama geldiğini göreceksiniz. Yine ilk inen vahiy Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme alak suresi 1 ve 5. biliyorsunuz ayet-i Burada Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ellezi alleme bil kalem yani Adem yarattıktan sonra insan oğluna kalemle yazmayı öğrettiğini bize ifade buyuruyor. Ki o ayetlerin maali söyle şöyle yaratan Rabbinin adıyla oku o insanı bir alekadan embriyodan yarattı. Oku Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretti. Bu da Alak suresinde 96. sure. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Zer radıyallahu anh şöyle bir soru sorar. Ya Resulallah Allah kaç kitap indirdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde 104 kitap. Şiite 50 sayfa, İdrise 30 sayfa, İbrahim'e 10 sayfa, Musa'ya da Tevrat'tan önce 10 sayfa indirildi. Ve ayrıca ...Tevrat, İncil, Zebur, Furkan, Hak ile Batıl'ı birbirinden ayıran anlamında Kur'an yani indirildi buyurdu. Bu da İmam-ı Suiti'nin Eddürülmensur'unda geçen bir, o kaynakta geçen bir hadis-i şeriftir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu konularda bilgileri aktarmıştır. Mesela başka bir konuda, peygamberlerin ilki Adem, sonuncusu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kalemle ilk yazıyı yazan İdris aleyhisselam'dır. İdris Aleyhisselam bildiğimiz gibi Adem Aleyhisselam'ın oğlu, Şiht'in oğludur. Yani Adem Aleyhisselam'ın torunudur. Biz bu bilgilerden bize karanlık çağ diye veya karanlık dönem diye anlatılan insanlık tarihindeki karanlığın olmadığını, bizim bilgilerimizde İslam'ın literatüründe Hz. Adem'den başlayan bir aydınlık çağın günümüze kadar geldiğini ve bu dönemde insanoğlunun okuma ve yazma bildiğini, ve yazdığını ve okuduğunu biliyoruz. Dünyada günümüzde konuşulan dil sayısı 6.000 ila 8.000 arasında. Bu rakama kaybolan dillere baktığımızda 2.000 dil daha ekleniyor. Yaklaşık 10 bin dil konuşulmuş, muazzam bir rakam. Yani şu an bir dili eğer tekrar icat etmek isteseniz, o dili konuşmayı veya yazmayı veya harflerin rakamlarını bunun imkansız olduğunu göreceksiniz. Tabii ki bu dilleri insanlara öğreten Allah Celle Celaluhu'dur. Türkiye'de konuşulan sizce kaç dil vardır? Evet Türkiye'de şu an konuşulan tam 36 dil var. İslam öncesi Arap yazısına bakalım. O dönemden neler var? İbn Abbas radıyallahu an hecayı yazı yazmayı kimden öğrendin diye ona sorduklarında bize Harp bin Ümeyye öğretti. O da Yemen'den gelen bir zattan öğrendi dedi. O kimden, nereden öğrendi diye sorduklarında Hud peygamberin vahiy katiplerinden diye cevap verdiğini Kalkaşendi'nin kitabından şu subuhlu aşağıdan görüyoruz. Arap yazısı Nebati yazıdan geliştirilmiş. Nebati yazının da Aram yazı çağından Fenike yazısına bağlandığını belgeler ortaya koymuştur. Cahiliye dönemi Arap yazısı El-Cezim diye adlandırılır. Kalemle yazılması güç olduğundan daha çok taş, maden, ahşap ve paralar üzerine nakşedilmiştir. Günlük işlerde ise el-meşk denen bir hat ile bir hat kullanılmış. Bu da delikte olmaya meyilli harflerle bir yazı olduğu vesikalarda, kitaplarda geçiyor. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelelim. Çünkü konumuz hat sanatı. Hat sanatında kullanılan harfler, Arabi harfler, Kur'an'daki harfler. Peki bu dönemde, Emeviler döneminde ve Abbasiler döneminde, ...has sanatı nasıl ilerledi? Bu alt bilgi... ...tabii ki has sanatına başlayan bir öğrenci de olmalı ki... ...o da ne ile uğraştığını... ...bilsin diye bugünkü programımızı... ...bunun üzerine yapıyoruz. İslamiyetle yazı... ...yeni bir safhaya giriyor. Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde... ...okuma ve yazmayı öğrenmenin zarureti... ...ve lüzumu üzerinde önemli duruluyor. Yazı öğrenme teşvik ediliyor. Hatta... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Abdullah bin Said ve Ubade bin Samit gibi yazıyı çok güzel yazan sahabilere görevler dahi veriyor. Biz biliyoruz ki bizim pirimiz yani Hattatlar'ın piri hattı çok güzel yazan, kufiyi çok güzel yazan, yazma kufi yapma küfi değil, yazma kufiyi çok güzel yazan Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz bizim pirimizdir. Evet. Yine bu dönemde Bedir Savaşı'nda esir alınan Yazı bilen ve fidye ödeyemeyen müşriklerin 10 Müslüman çocuğa okuma ve yazma öğrettikten sonra serbest bırakılmaları şartı ile, yani böyle bir anlaşma tarihte eşine rastlanmayan bir olaydır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yazının güzel yazılması konusunda katibine de şöyle demiştir. Mürekkebi ıslah et, yani güzelce bir mürekkep yap, kalemi yont, bağıyı uzat, siğini fark ettir mimi köreltme. Allah kelimesini güzel yaz. er -Rahmanı uzat, er -Rahimi güzel yaz tavsiyesinde bulunmuşlardır. Bu da meşhur bir tavsiyedir. Genelde bütün hattatların bildiği bir tavsiyedir. Peki Hulefa Raşid'in dönemine gelelim. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir halife oldu. Arkasından Hazreti Ömer, arkasından Hazreti Osman ve arkasından Hazreti Ali. Bu dört halifeye Kulafayı Raşidin diyoruz bildiğiniz gibi. Bu dönemde ne olmuştur? Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an-ı Kerim bir araya getirildi. Hazreti Ebu Bekir dönemin, döneminden sonra Hazreti Ömer döneminde bu bir araya gelen tek bu saf Ömer radıyallahu efendimiz döneminde de devam etti. Fakat coğrafyanın büyümesi yeni fetihlerin olması sebebiyle Bahreyn'den Mısır'a kadar o coğrafyada Kur'an-ı Kerim'in bazı okunuş hataları başlaması sebebiyle yeni insanların veya Arap olmayan insanların e, İslam topraklarına, İslam devletine dahil olmasından sonra tabii ki onların Kur'an-ı Kerim'i, Arapça'yı iyi bilmemelerinden kaynaklanan e, okuma hataları ortaya çıktı ve Hz. Osman Efendimiz 7 adet Kur'an-ı Kerim'den çoğalttırdı ve buralara gönderdi. İşte biz resmi Osmani dediğimiz yani Kur'an-ı Kerim'in yazılmasıyla alakalı resmi Osmani dediğimiz budur. Bundan sonra Emeviler zamanında yetişen ilceli yazı hattatı Halit bin Ebul Heyyaç, Malik bin Dinar, bunlar 740'lı yıllarda yaşayan kişiler ve büyük yazı islahçısı Kutbe bin El Muharreridir. Abbas Halil Hilafeti'nde meşhur hattat İbni Mukle. Evet İbni Mukle işte hattatların pirlerinden bir tanesidir. Tabi biz bunları yazı çeşitlerinde size anlatırken hayatlarıyla alakalı da bilgiler vereceğiz. İbn-i Mukle kimdir? İbn-i Bevvat kimdir? Veya Yakut el-Mustasami kimdir? Bunlarla alakalı kısa kısa bilgiler aktaracağız. İbn-i Mukle tabii ki iki hat çeşidini bu da tabii ki nesih ve sülüs veya sülüs ve nesih e, haç çeşitlerini anlatırken bunların da e, Kufi'den doğduğunu göreceğiz. Fakat İbn-i Mukle muazzam bir hattat, dahi bir hattat, sülüs ve nesih hattını icat ediyor. Arkasından İbnül Bevvab. Peki tarih ne? 940'lar. İbnül Bevvab ise bu da 1022 tarihinde vefat etmiş. İbnül Bevvab da e, muhakkak ve reyhaniyi icat ediyor. Yani hat çeşidi olarak. Tabi bir hat çeşidini icat etmek o kadar zor bir şeydir ki yani hattatların mesela yüzyıllarca uğraşması gerekiyor. Yeni bir hatta Yol açabilmeleri için e, düşünün İbn Mukle iki hat çeşidini ve tarzını ortaya koyan dahi bir hattat. Hatta İbn Bevab da aynı şekliyle muhakkak ve rayhaniyi ortaya çıkaran dahi hattatlardan. Arkasından Ebu Fazıl İbn Hizan ölümü 1124 e, tevki ve rika hatlarını icat ederek akla mesitte dediğimiz yani altı çeşit hatı ortaya çıkarıyorlar. Bundan sonra 15. yüzyıla kadar biz bileceğiz ki. Bu hatlar yazıla geliyor. Yakut el-Mustasami ortaya tabii ki muazzam bir yenilik getiriyor. O da kalemin ağzını meyilli kesiyor ve artık yazılar köşeli olmaktan kurtuluyor. Müdevver, yuvarlak hale geliyor ve harika bir bünyeye kavuşuyor. Selçuklular dönemine gelelim. O dönemde ne oldu? Aradolu Selçukluları devrinde zirve noktasına ulaşan bir Selçuklu sürüsü var. Evet. Selçuklu sürüsü ile alakalı Antalya'dayız biz. Tabii Antalya'da ikamet ediyoruz. Bu programı da Antalya'dan Bom TV e, ekranlarından sizlere aktarıyoruz. Antalya'nın kale içinde ve diğer şey, şeylerinde, ilçelerinde e, Selçuklu sürüsüne ait mükemmel örnekler var. Antalya'yı gezdiğiniz zaman, kale içerisinde dolaştığınız zaman kitabelerde, yapı kitabelerinde, burç kitabelerinde, sur kitabelerinde muazzam örneklerini göreceksiniz. Bunların bir araya getirildiği ve kale içinde şu an açılan ve ziyareti de ücretsiz olan belli bir dönem etnografya müzesine giderseniz bu kitabeleri taş ve mermere hak edilmiş Selçuklu sülüsünü görme imkanına sahip olacaksınız. Selçuklular yani ecdadımız estetik noktasında, hat noktasında zirveye ulaşmışlar. Tabi Anadolu Selçuklu sanatının kökleri Karahanlı ve Büyük Selçuklu usubuna dayanır. Büyük Selçuklar zamanına kadar abidevi yapıtlarda kullanılan yazı türü küfi hattıydı. Tabii küfi hat, hattı uzunca bir dönem hatta zamanımıza kadar da hala kullanılan bir hattır. Fakat uzunca bir dönem, bir dönem tek başına kalmış bir hat çeşidi. Büyük Selçuklar küfi hattı üzerinde yaptıkları değişikliklerle bu yazıyı anıtsal mimaride kullanılır hale getirmişlerdir. Selçuklar devrine kadar kitap sanatlarında sıklıkla kullanılan muhakkak ve reyhani hatları Yavaş yavaş yerini sürüs ve nesih yazıya bırakmışlarsa da 15. yüzyıla kadar kullanılmaya devam etmişlerdir. Türk Hat sanatı ekolünün ortaya çıkmasıyla ki Şeyh Hamdullah ekolüdür bu, onu da göreceğiz beraberce bir sonraki dersimizde. Sürüs ve nesih yazılar artık nihai diyebileceğimiz ölçülerine kavuşmuş. Muhakkak ve rehanatları terk edilmeye başlamıştır. Özellikle 12. ve 13. yüzyıllar Anadolu Selçukları eliyle, Anısal mimaride Selçuklu sürüsü adı verilen yazının geliştirildiği ve dini yapıların neredeyse tüm elemanlarında, minberde, mihrapta veya portalda veya alınlıkta her yerde kuranıldığı dönemlerdir. <laughs> Selçuklu sürüsü yapısında muhakkak ve rehan altlarına göre daha çok hareket barındırmaktadır. Sürüs yazının ana kaidesi olan bir bölüşlük ölçü sistemi, harflerin eni, boyu, derinliği, yuvarlak ve düz çizgilerin dağılımı gibi tüm ana elemanlarda kendini göstermektedir. Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu dönemlerinin mimar anlayışı da bir bir üçlük sistemiyle tam olarak örtüşmektedir. Yapıların taş kapılarındaki yüksek çıkıntılar, binaların genel olarak bir bir üçlük orantısına uygun planları bu dönemin tipik özelliğidir. Kısa kısa geçiyoruz. Bunların tabi geniş teferruatına siz bu konularla alakalı kaynak eserlerden ulaşabilirsiniz. Fakat en azından bu kadar bir malumatın hatta başlayan bir talebe de olması gerekir. Osmanlı dönemine geldik. Tabi hat sanatının zirveye çıktığı bir dönemdir Osmanlı dönemi. Osmanlı hat sanatında usup arayışı ve ilk yenileşme hareketi Fatih Sultan Mehmet Han devrinde ve 2. Beyazıt'ın 6 yıl süren Amasya Valiliği sırasında başlamıştır. Belki ilk defa duyacaksınız size. Buradan aktarıyorum. Fatih Sultan Mehmet Han bu harekatı cihad-ı ekber en büyük cihad olarak ilan etmiştir. Fatih İstanbul'u doğu ve batı kültürlerinin kaynaştığı bir merkez haline getirmek ister. Bu amaçla batı ve İslam dünyasında tanınmış alim ve sanatkarları büyük ikramlarla her ne istiyorlarsa verin diyerek İstanbul'a davet eder ve İstanbul hakikaten Fatih'in döneminde dünyanın en meşhur sanatkarlarıyla, alimleriyle, bilginleriyle dolar ve taşar. Fatih devrinde mimaride, musikide, şiir ve edebiyatta, hat ve tesip sanatlarında tekamüle doğru en ciddi adımların atıldığı tarihte görülmektedir. Baba Akkaş, mesela Katip Taç, Taci Beyzade, Matrakçı Nasuh, Edineli Yahya Sufi, Aklam-ı Sitte'de Tevkirika, Muhakkak Reyhan, Sülüs Nesih, Rum'un yedi üstazı, esat i Rum kabul edilen Şeyh Hamdullah'ın dayısı Celalettin, oğulları Cemal ve Muhyiddin Amasi, Şeyh Hamdullah oğlu Mustafa Dede, Esadullah Kirman'ın öğrencisi Ahmet Karahisari, Bursalı Şerbetçizade İbrahim Efendi, Osmanlı Has Sanatı'nın teşekküründe büyük hizmetler vermişlerdir. Son olarak sizlere Fatih sonrası dönemden günümüze has sanatına hizmet veren hattatları tarih sırasına göre aktaralım ve bunların ta hayatlarını öğrenmek isterseniz yine kolayca ulaşabilirsiniz. Mesela Abdullah Krimi, Hasan Çelebi 1594'te, Yusuf Demirci Halit Erzurumi, Derviş Ali Büyük, Soyucuza, Soyucuzade, Soyucuzade, Hafız Osman, Seyit Abdullah, İsmail Zühdi, Mustafa Rakım, Mahmut Celaleddin, Kazasker Mustafa İzzet, Mehmet Şefik Bey, Mehmet Şevki Efendi, Hafız Osman Nuri Kayışzade, Hilbeli Bakkal Hacı Ahmet Arif Efendi, Sami Efendi, Hasan Rıza Efendi, Şeyh Mehmet Abdulaziz Efendi, Elmalı Muhammed Hamdi Yazır, Mustafa Halim Efendi, Hamit Aytaş ve bizim üstadımız olan 2013 yılında Hakk'a vasıl olan Muhammed Fahrettin Bilgiç, has sanatına büyük hizmetleri geçen üstadlardır. Evet bu kısaca hat tarih tarihiyle alakalı veya yazı yazı tarihiyle alakalı aktardığımız bu bilgilerden sonra bir dahaki programımızda sizlere hat çeşitlerini aktarmak üzere. Hoşçakalın sayın seyirciler.